Bias mühendislik olarak MSI ürünlerinin programlarının başlangıçtan gelişmişe doğru tüm uygulama alanlarında nasıl kullanıldığına dair sunumlarını yapmaktayız. Her hafta farklı örneklerle karşınıza çıkıyoruz. Bu hafta da Adams Machinery kısmından bahsedeceğiz. Adams ile makine elemanları modellenmesinin nasıl olacağını basit birkaç tane örnek ve case study'ler üzerinde duracağız. Konuya geçiyorum. Sorularınızı sunum sonunda alacağım. Ondan dolayı şu anda herkes sessiz durumunda. Chat kısmından sorularınız varsa yazabilirsiniz. Teknik olarak uzun bir sorunuz varsa da sunum sonunda göstereceğim adresten bize mail yoluyla ulaşarak yardım alabilirsiniz. Sunuma başlıyorum. Adams ile makine elemanları modellenmesinden bahsedeceğiz demiştik bugün. İçeriğimiz Adams Machinery nedir? Neden ihtiyaç duyulur? Avantajları nelerdir ve hangi makine elemanlarını içerir olacak? Adams Machinery nedir kısmına geldiğimizde Adams Machinery makine elemanları üzerine yoğunlaşmış bir analiz yazılımıdır. Günlük hayatta gördüğümüz dişli, kasnak, rulman, kayış tarzı makine elemanlarının Adams içerisinde bir toolbox yardımıyla modellenmesine olanak sağlar. Bu modellenme sırasında kolayca bu modellerimize kolayca bu makine elemanlarını ekleyebiliriz. Bunun bize ne gibi avantajlar olur? Daha gerçekçi modeller hazırlarız ve daha gerçekçi sonuçlar elde ederiz. Sağ üst kısımda gördüğünüz gibi zor bir karmaşık gibi görünen makine elemanları modelini Adams içerisinde çok kolay bir şekilde modelleme olanağı sağlar bize. Neden ihtiyaç duyulur kısmına geldiğimizde ise model oluşturma süresini büyük ölçüde kısaltır. Normalde makine elemanlarını kendimiz kendi başımıza modelleyecek olsak geometrileri dışarıdan import edip bunların hepsinin arasındaki kinematik ve dinamik ilişkiyi belirleyip daha sonrasında sonuçların doğru olup olmadığını, çözümün doğru olup olmadığını kendimizin teyit etmemiz gerekmekte. Ve tüm sonuç çıktılarını, ölçümlerini bizim kendimizin oluşturmamız gerekmekte. Ama Adams Machinery kullandığımız zaman model oluşturma süremiz gerçekten büyük anlamda kısalıyor. Bu biraz önce dediğim her şeyi bir toolbox, bir wizard altında çok hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Bununla birlikte paralel olarak prototip maliyetini azaltmamıza olanak sağlıyor. Çok kolay bir arayüz olduğundan dolayı daha az tecrübeye sahip analizciler detaylı ve gerçekçi analizler oluşturabiliyor. Çıktıları Adams tarafından hazırlanıyor demiştik. Kolaylıkla da bunların hepsinin incelemesi yapılanarak çalışma şartları daha iyi anlaşılabilir hale getiriliyor. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bir mekanizmanın nasıl modellenmesini, burada geometrileri kendimiz modelleyecek olsak, rulmanı modellemesini kendimiz yapacak olsak çok basit bir modelleme yapabiliriz. Tamamıyla kinematik bir ilişki içerisinde olur. Ama bunu gerçekçi olarak bir tasarım aşamasında çıktı olarak bu rulmanın seçilmesi gerekiyorsa, burada bu rulman elemanlarını kullandığımızda çok daha gerçekçi bir sonuç alacağız. Onun için Adams Machinery bize bu olanakları sağlamakta. Avantajları nelerdir kısmına geldiğimizde ise mekanik parçaların yüksek doğrulukta simülasyonu sağlanır. Arka planında çok güvenilir ve endüstri lideri sistem dinamikleri çözücüsü olduğundan dolayı bu doğruluk gerçekten çok yüksek bir orandadır. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir toolbox içerisinde bir sihirbaz arayüzüyle çalışarak çok kolay bir şekilde sisteme entegre edilebilir. Adams View'ı bilmeyen bir kişi bile elinde gerekli makine elemanları için gerekli dokümanları, şartları ve spesifikasyonları varsa o parçanın, makine elemanları parçasının Adams View içerisinde bu Machinery plugin'ini, modülünü kullanarak çok kolay bir şekilde modeline o makine elemanını ekleyebilmektedir. Ve bu eklediği makine elemanı da gerçeğe gerçekten çok yakın sonuçlar elde etmektedir. Son işlem kısmında da otomatik olarak sonuçlar çıkarttığı için teknik bilgisi az kullanıcılar için bile sonuç okumayı kolay hale getirmiştir. Mesela örnek vermemiz gerekirse rulman
oluşturmasında makine elemanları kullanarak, meşineri kullanarak rulman oluşturduğumuzda hangi sonuçlara bakacağını bilmeyen bir tecrübesiz mühendis için bile son post proses ekranında Adams bunları otomatik olarak çıkartıp hangilerinin hangi sonuçların gösterilmesi gerektiğini size söylemektedir. Sağ üstte gördüğünüz gibi animasyon ve grafikleri Adams post prosesör ekranında aynı anda izleyebilmekteyiz. Wizard dediğimiz sihirbaz arayüzü de aşağıda gördüğünüz gibi ayrıntılı bir arayüz bu arada. Kolay demem sadece her şeyin açık olmasından kaynaklanmakta. Yoksa bir rulmanın özellikle tüm özellikleri, dişlinin kaç dişi olduğu, bunların detaylı modellemesinde basit modellemesinde bekleş olup olmadığı, detaylı modellemesinde kontağın içerip içermediği, bunların hepsini belirtmemiz gerekmekte. Bir problem yok herhalde şu ana kadar. Devam ediyorum. Sesim net gelmediği zaman bana bildirebilirsiniz. Chat'ten ben kontrol ederim. Avantajları nelerdir kısmına geldiğimizde tasarımdan teste kadar yani son ürün elde edilene kadar olan kısmı düşünürsek ilk olarak mühendislik safhasında analizlerin daha kısa sürmesini sağladığından dolayı bir zaman tasarrufu elde etmemize olanak sağlayacak. Daha sonrasında biz bu machinery kısmını, makine elemanları modülünü sadece analiz kısmında kullan, mühendislik hizmetleri kısmında kullanmamıza gerek yok. Tasarım aşamasında bize hangi rulmanın seçileceğini de Adams Machinery kullanarak karar verebiliriz. Ondan dolayı dizayn tarafında da bir zaman tasarrufu edebiliriz. Son kısma geldiğimizde ise testleri bu yaptığımız modelin gerçeğe çok daha yakın olduğundan dolayı fiziksel prototip sayısını azaltmamıza olanak sağlayacağından test kısmında kısaltmamıza olanak sağlayacaktır. Buraya kadar Adams Machinery'nin girişini yaptık. Bundan sonra teker teker hangi makine elemanları modellerini içerdiğinden bahsedeceğiz. Sırasıyla dişli, kayış, zincir, kablo, elektrik motorundan bahsedeceğiz. İlk olarak dişli modülünden bahsediyorum. Dişli modülü 3 farklı modelleme metoduna sahip. Basitleştirilmiş modellemede hesaplama süresi bayağı avantajlıdır. Çok kolay bir şekilde modellenir. İçerisinde çok ayrıntılı kontak ilişkisi bulunmaz. Kinematik olarak bunları birbirine bağlar dişlileri ve analizi çözer. Dişli kuvvetleri analitik olarak hesaplanır. Backlash input olarak kullanıcı tarafından belirlenir. Yani Adams bunu kendisi hesaplamaz. Sizin bunu önceden hesaplayıp belirtmeniz gerekmektedir. Ayrıca sürtünme kuvvet de ihmal edilmiştir. Detaylı modellemeye geldiğimizde ise kontak kuvvetleri analitik olarak hesaplanmaktadır. Böylece sisteme sürtünme kuvvetinin etkisi dahil edilmiş olur. Aynı anda 3 dişe kadar kontak kuvvet de incelenebilmektedir detaylı modelleme. 3 boyutlu kontağa geldiğimizde ise kontak kuvveti geometriler üzerinden hesaplanmaktadır. Bundan dolayı hem sisteme sürtünme kuvvetini dahil etmiş oluyoruz hem de Adams'a backlash'i kendisinin otomatik olarak hesaplatmış oluyoruz. Kendimiz input olarak bir backlash değeri girmiyoruz. Geometrimizin sahip olduğu doğasından dolayı gelen ve bizim verdiğimiz hesaplamalardan dolayı gelen analiz sırasında oluşan backlash'leri Adams sonuç olarak bize göstermekte. Üç eksende de hareket bilgisi oluşturabiliyor son olarak. Dişli modülüyle neler yapılabilir kısmına geldiğimizde ise backlash etkisi incelenebilir. Dişli grupları arasındaki kontak kuvveti öngörülebilir. Sürtünme kuvvet etkisi incelenebilir. Gürültü azaltma çalışması yapılabilir. Dişliler tüm otomotiv sanayinde, makine sanayinin birçok bölümünde kullanılmaktadır. Örneğin bir dişli kutusu aracın gearbox'ının modellenmesinde Adams Machinery burada önemli bir rol alabilir. Ayrıca aracın yine powertrain kısmından driveline kısmına geçişteki tüm dişli sistemleri, geçiş sistemleri
yine dişli modülü kullanılarak doğru ve gerçekçi bir şekilde modellenebilmektedir. Bunları kinematik olarak basit modelleme yapabiliriz. Ama oradaki kayıplara, gecikmelere de bakmak istiyorsak çok burada yine aslında genel amacımız şuna çıkıyor. Basit modelleme yapıyorsak tamam dişli modülünü kullanmayabiliriz, kinematik ilişki verip geçebiliriz. Ama artık daha profesyonel üretime etki edecek bir modelleme yapmak istiyorsak bu kısımda machinery kullanmamız gerekmektedir. Sorulara sonra bakacağım, problem yoksa. Kayış modülüne geçiyoruz. Yine kayış modülünde de farklı detaylarda modelleme imkanı sunmakta bize Edmunds Machinery. Constraint dediğimiz ilk metotta hareket ilişkisini tamamıyla kinematik olarak oluşturmaktadır. İki boyutlu kayışa geldiğimizde ise diskretize kayış formülasyonu uygulamaktadır. Vereceğimiz sayı kadar, vereceğimiz aralık arasında belirli ölçülerde diskretize edilmiş elemanlar oluşturmaktadır. Ve bu diskretize elemanlar kayış katlığı ve kayış kasnak kayış kontak kuvvetlerini hesaplamamızda bize yardımcı olmaktadır. Dönme ekseni sadece yüzeye dik olarak oluşturulabilmektedir. Üç boyutlu kayışa geldiğimizde ise iki boyutlu kayışın sahip olduğu tüm özelliklere sahiptir. Ek olarak dönme ekseni yüzeye açılı olarak aşağıda gördüğünüz gibi oluşturulabilmektedir. Kayış modülüyle neler yapılabilir safhasına geldiğimizde ise güç transferi yetmezliği engellenebilir. Bununla alakalı optimizasyon çalışmaları yapılabilir. Yük geçmişi çıkartılabilir. Kayışlarımızın üzerinde okuduğumuz yükler belirlenebilir. Kayış kaymasının etkileri incelenebilir. Sistemimizde kritik bir etkisi var mı yok mu? Bunlar incelenebilir. Kayış dinamiği rahatlıkla incelenebilir. Bir sonraki modülümüz ise zincir modülü. Zincir modülümüz de farklı detaylar içermekte. İlk olarak constraint, bir önceki kayış modeli gibi constraint modeli aynı şekilde hareket ilişkisini kinematik olarak oluşturuyor. Tamamıyla kinematik bir ilişki veriyor zincirler arasında. İki boyutlu ve üç boyutlu zincirlere geçtiğimizde ise burada da ayrık zincir formülasyonu. Yine diskretize elemanlarla her bir zinciri ayrı stiffness dampinglerine sahip olacak şekilde oluşturuyor. Ayrık rigid parçalar birbirleriyle uyum içerisinde bağlanıyor sonrasında ve zinciri oluşturuyor. Zincir dişlilerinin hesaplanmasında ayrıca impact tabanlı kontak subroutine kullanılıyor. Yani burada da işin içerisine kontak giriyor. Üç boyutlu düzlemsel olmayan zincirde ise biraz önce bahsettiğimiz iki boyutlu ve üç boyutlu zincirlere ek olarak zincir dişlisi offsetlerine izin veriyor. Ayrıca yüzey dışına doğru olan ufak zincir hareketlerini de analize dahil edebiliyor. Yani zincirin kaymasını sistem içerisinde modelleyebiliyoruz. Zincir modülüyle neler yapılabilir kısmına geldiğimizde ise zincir kopmaları engellenebilir. Gerçek hayattaki zincir kopmaları belirli bir yükün üzerine çıkıldığından dolayı olmaktadır. Bunu engelleyebilmek için Edmunds ortamında aynı simülasyonu, modeli kurup simülasyonu gerçekleştirdikten sonra zincirin üzerindeki yükleri kontrol ederek dayanımını buradan belirleyebiliriz ve ona göre de modelimizi optimize ederek üretimi kopmayacak şekilde, zincirlerin kopmayacağı şekilde bir tarafa yönlendirebiliriz. Yük geçmişi biraz önce bahsettiğim gibi çıkartılabilir. Değişken yük sebebiyle oluşan zincir titreşimleri incelenebilir ve bu zincir titreşiminin doğal frekansa etkisi bulunabilir. Zincir uyumluluğunun sistem üzerindeki etkisi incelenebilir. Tekrarla. Rulman modülüne geldiğimizde ise farklı detaylarda modelleme imkanı sunar bize yine. Basitleştirilmiş kısım ve detaylı kısım olmak üzere ikiye ayrılır. Genel olarak da üçe ayrılmaktadır ana başlık altında. İlk olarak kinematik ilişkiyle modellediğimiz mafsal türü yer almaktadır. Mafsal türü tamamıyla Adams'ın kendi kinematik joint anlayışına, yani rulman anlayışıyla aynı şekilde ilerlemektedir. Tamamıyla iki parçayı, housing ve shaft parçalarını birbirlerine kinematik ilişkiyle
Yani serbestlik sirecek şekilde bağlamaktadır. Bush elemanı metodunda ise iki elemanı, housing ve shaft elemanlarını kuvvet ilişkisiyle birbirine bağlamaktadır. Bu da bizim Adams Weave ortamında gördüğümüz burç elemanıyla aynı özelliktedir. Asıl Adams Machinery'nin kendini ortaya çıkardığı bölüm ise detaylı modelleme kısmıdır. Detaylı modelleme kısmında 14 farklı tipte rulman modellenebilmektedir. Girdiler kısmında kütüphanesinde 8 büyük üreticiden 24 binden fazla rulman bulunmaktadır. SKF, NSK gibi büyük firmaların belirli çaplara sahip ve belirli özelliklere sahip bearinglerinin, rulmanlarının hepsi otomatik olarak burada yer almaktadır. Ayrıca kendimiz de bunları manuel olarak kendi rulmanımızı modelleyebilecek halde özelliklerini biliyorsak kendimiz manuel olarak bu özellikleri girerek de ayrı bir rulman oluşturabilmekteyiz. Bunu da kullanıcı tanımlı çap girdileri olarak söyleyebiliriz. Çıktılara geldiğimizde ise rulmanın kuvvet bileşenlerini çıkartabilmekteyiz. Sunumun başında konuştuğumuz gibi Adams Machinery çok az bilgisi olan ya da teknik bilgisi, tecrübesi az olan bir mühendis için bile sonuç ekranında neler okuyabileceğini otomatik olarak çıkartmaktadır. Ne okuması gerektiğini, sonuçları otomatik olarak göstermektedir. Rulman tarafında da rulmanın kuvvet bileşenlerini, servis ömrünü, her bir çıktının yük hız koşullarında tahmini servis ömrünü bize söyleyebilmektedir. Ayrıca bu 120 üzerinde yağlayıcı modellemesi de içerisinde bulunduğundan dolayı bunu modelleyerek çıktılarımızı daha iyi bir hale getirebilmekteyiz. Sonuçlarımızı. Rulman modülüyle neler yapılabilir kısmına geldiğimizde ise rulman özelliklerinin sisteme etkisi incelenebilir. Rulman üzerinde oluşan kuvvetler belirlenebilir. Yönsel, radyal kuvvetleri inceleyerek bunların sonuçlarını görebiliriz. Rulmanın servis ömrü tahmin edilebilir. Kablo modülüne geldik. Kablo modülünde de iki ayrı şekilde modelleme metodu bulunmaktadır. Basitleştirilmiş metotta kablo tamamıyla ağırlıksızdır. Kasnak yüklerini çıkartmak için kullanılabilir. Oldukça hızlı bir çözüm alır. Ayrıklaştırılmış metot, yani diskretize edilmiş metot kısmında ise kablo yine belirli uzunluk boyunca eşit olarak bölünerek her bir parçanın stiffness ve damping matrisleri oluşturulmuştur ve bu kablomuz ayrıklaştırılmış bir şekilde, diskretize edilmiş bir şekilde modellenmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte kablonun ağırlığı da sisteme dahil edilmiş olmaktadır. Bunun sonucu olarak da kablo titreşimi ve kuvvetleri incelenebilir hale gelmiştir. Kablo modülü neler yapabilir kısmına geldiğimizde ise kablo üzerindeki gerilmeler incelenebilir. Kasnak üzerindeki yük geçmiş çıkartılabilir. Kablo dinamiği analize dahil edilebilir. Diskretize metodu kullanıldığı zaman. Ayrıca winch modeli kurulabilir. Winchlerin kullanılmasında direkt bu kablo modülü kullanılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse. Elektrik motor modülüne geldiğimizde ise 3 farklı şekilde modelleme metoduna sahiptir. Grafik metodu tork ve RPM bilgisini kullanarak oluşturur. Motorumuza biz belirli torkta hangi RPM'i vermesi gerektiğine dair tork RPM grafiğini veririz. Sonrasında bu motorumuz karşı torka karşılık gelecek RPM değerini kendisi otomatik olarak ayarlar ve belirli bir tork verir sisteme. Yani bir RPM'i tutturmak için gerekli tork değerini verir. Harici metoda geldiğimizde ise dışarıdan kontrolcü kullanarak sisteme motor eklememize olanak sağlar. Motor elemanı Adams Machinery üzerinden kullanılır. Ama bu motorun kontrol kısmına geldiğimizde ise, yani biraz önce bahsettiğim tork RPM verisinin girdi olarak kullanılması gibi, o bir closed loop kontrolcü tipidir mesela. Harici metotta ise
Dışarıdan EasyFive, Simulink gibi kontrolcüler kullanılarak sisteme motor eklenebilir. Motorun eklenmiş kısmı Machinery'dir. Kontrolcü kısmı da bu dediğimiz Simulink ve EasyFive gibi kontrolcü programlarıdır. Ayrıca Adams Mechatronic ile birlikte kullanılarak ESL dosyası import etme metoduyla birlikte de Adams içerisinde kontrol edilebilmektedir. ESL dosyası da diğer programlar yardımıyla oluşturulabilmektedir. Kontrolcü programlarıyla. Analitik metoda geldiğimizde ise Machinery'nin elektrik motor modülünün içerisinde otomatik olarak bulunan, default olarak bulunan motor özelliklerini modele input olarak girebiliriz ve bu bilgilerle motor karakteristiğini hesaplatabiliriz. Uygulanabildiği tiplere geldiğimizde ise motor tiplerine DC, brushless DC, step ve AC senkron motorlara uygulanabilmektedir. Elektrik motor modülü ile neler yapılabilir kısmına geldiğimizde ise motor seçimi yapılabilir. Bu kısım çok önemli aslında. Çünkü birçok tasarım kısmında problem yaşanılan durum motor seçimi yapma aşamasıdır. Mekanik tasarımda en önemli olaylardan biri, tasarım safhasındaki en önemli durumlardan biri motor seçiminin yapılmasıdır. Motor seçiminin yapılmasında Adams bize büyük kolaylık sağlamaktadır. Motor torkunun sisteme etkisi incelenebilmektedir ve bu motor torkunun sistemi tahrik ettiğinde sistemin doğal frekans değişiminde Adams içerisinde rahatlıkla görebilmemize olanak sağlar. Hassas konumlama kontrol çalışması da yapılabilir. Bu da biraz önce bahsettiğim gibi hassas konumlama kısmı da sistemin doğal frekansına etkisi, sistemin ağırlığının nereye vuracağına dair etkisi, yani kütle merkezinin nerede olacağına dair etkisinin çalışması Adams içerisinde yine yapılabilmektedir. Elektrik motorun modülünü de bu bahsettiğim kısımlar için kullanabiliriz. Sunum kısmımız buraya kadardı. Bundan sonra teker teker hızlı bir şekilde case study'lere bakacağız. 5 adet case study'miz var. Sonrasında da 2 tane basit örnek yaparak sunumumuzu noktalayacağız. X case study'miz serpantin kayış sistemi. Şekilde gördüğünüz bir serpantin kayış sisteminin optimize edilmesini amaçlıyor. Senaryo kayışın kaymasını önlemek için en uygun tensioner yükünü bulmak, yükünü tanımlamak. Biraz önce bahsettiğim geometrinin kayış sisteminin serpantin kayış sistemi Adams ortamında modelleniyor ve sonrasında bu tensioner'ın üzerindeki tork ve açısal hız değerleri ölçülerek optimum mesafe, gerekli minimum tensioner yükü tanımlanıyor. Bunu modellemek gerçek hayatta bunun denenmesini sağlamaktan çok daha kolay olduğu için Adams ortamında bunu modellemek gerçekten bize hem para anlamında hem zaman anlamında büyük kazançlar sağlıyor. Kayış özelliklerin kullanım ortamı ile uyumlu model üzerinde görülüyor. Düşük parazit kaybı ve yüksek verimlilik sağlanmış oluyor bu modelleme ile birlikte. İkinci case study'mize geldiğimizde ise zincir dinamiği korelasyonu kısmı bizi karşılamakta. Senaryo bu zincir mekaniği dinamiği korelasyonu sırasında fiziksel testlerde zincirde sallanma sorunu bulunduğunu fark ediyor testçi arkadaşlar. Simülasyon ortamında bu geometrinin zincir mekanizmasının modellenmesini istiyorlar ve alt tarafa bir taban çizgisi koyarak bu zincirin sallanma sorununun gergisinin arttırılarak çözülmesini umuyorlar. Adams ortamında da buna yaklaşım yapılıyor. Çeşitli parametreler üzerinde hassasiyet çalışması yapılıyor. Test verisiyle model doğrulanıyor. Test verisinde ilk olarak tabii ki elimizde bir veri var. Bu alt kısım eklenmeden önce sallanmayı da modellememiz gerekiyor. Sallanma modellendikten sonra sistemin doğrusunu bulmak bu kısımda önemli oluyor. Donanım ağı oluşturmak ya da yapmak yerine model üzerinde denemeler yaparak sistemi daha da iyi hale getirmek yaklaşımlardan biridir. Bununla ilgili sonuçlara baktığımızda ise çeşitli parametrelerin duyarlılığı araştırıldıktan sonra model fiziksel data ile güzel bir korelasyon sağlıyor. Bunu da şu sağ kısımdaki şekilde görebilmekteyiz. Şu anda sadece simülasyon eğrilerimiz bulunmakta. Pretension
faktörünün off olduğu, kapalı olduğu ve açık olduğu durumlar görünmekte. Fiziksel testte pretension'ın kapalı olduğu kısmı grafiğe eklediğimizde gördüğünüz gibi Adams üzerinde machinery zincir modülü kullanıldığı zaman sistemin ne kadar doğru bir sonuç verdiğini görebilmekteyiz. Dinamik torkun frekansa bağlı grafiğinde gördüğünüz gibi gerçek testte bayağı yakın sonuçlar elde etmekte. Ayrıca pretension 10 kısmına baktığımızda da burada yine büyüklük olarak burada grafiğin tamamıyla tutmasını hiçbir zaman beklememek lazım. Çünkü gürültüler olacaktır illaki test sonuçlarında. Büyüklük olarak gerçekten birbirine çok yakın sonuçlar elde ettiğini görebiliriz. Modal test ve sonuçlarıyla başarılı bir şekilde korele edildi gördüğünüz gibi. Rezonans frekansı daha kabul edilebilir bir seviyeye taşınabilir artık. Taşınmış ama taşınabilir. Önceden belirlenmiş alan içerisinde kalındı. Yani test sonuçları içerisinde kalınarak onun sonuçları daha optimum hale getirilebildi. Bir sonraki case study'mizde ise dişli kontak gürültüsü tahmini bizi karşılıyor. Buradaki senaryoda temsili yük koşulları altında dişli kontak gürültüsünün bir problem yaratıp yaratmayacağını öngörme aslında. Grafiğe ve animasyona bakarsanız belirli zaman aralıklarında bir gürültü oluştuğunu fark etmemiz gerekiyor. Çok ufak büyüklüklerde ama bu gürültü sisteme bir rahatsızlık verebilmekte, bir disturbance verebilmekte. Bunların da çift taraflı olduğu gözleniyor. Bazen tek taraflı, tek yönlü bu salınımlar olabilmektedir. Ama burada mesela Adams'ta modellediğimizde bunun çift taraflı olduğunu görebilmekteyiz. Sisteme etki edecek parametreleri tanımlamak için artık bu modeli kullanabilir hale geliyoruz. Sonrasında da kontak gürültülerini minimuma indirebilecek bir modelleme yapmak artık bu modeli doğruladıktan sonra mümkün hale gelebilmiştir. Bir sonraki case study de tanıdık bir firma olan Türk Traktör firmasının case study'si. Burada amaç kısmında zaman ve maliyet güç aktarma organlarının modellenmesinde mühendislerin en önemli verdiği durumlardan biri. Bazı durumlarda tasarım büyüklüğünden dolayı alan oluşturmak zor ya da imkansız hale gelmek. Yani burada aslında otomotiv sektörün iki büyük probleminden bahsedilmekte. Bir, zaman ve maliyet, analiz ve test kısımlarında oluşan zaman ve maliyet zorluğu, kısalığı. İkinci de alan darlığı. Yani sizin çok alanınız olmadığından dolayı tasarlayacağınız parçanın oraya uyumlu olması gerekiyor. Bunu Türk Traktör Adams ortamında modelleme imkanı bulmuş ve bakalım neler yapmışlar. Aktarma organlarındaki dişli çiftlerini modellemek için Adams Machinery dişli modülünü kullanmışlar. Ve rulmanları modellemek için de Adams Bearing modülünü kullanmışlar. Sonuç olarak da 2 haftalık bir simülasyon sonucunda 1 aydan daha uzun süren bir testin sonuçlarını korole etmiş olmuşlar. Bunu biz kendimiz demiyoruz, Türk Traktör'ün kendisi söylüyor. Düşük maliyetli simülasyon sayesinde ise kullanıcılar birden fazla tasarım alternatifi araştırmasına girişebilir hale gelmişler. Burada da konuşmamız gereken durum şu olması gerekiyor aslında. Adams'ın bize sağladığı, Machinery modülünün bize sağladığı zaman tasarrufundan dolayı farklı tasarım spesifikasyonlarına da tasarım varyasyonlarına da gidilebilir hale geldiğini söylüyor bize. Bir sonraki ve son case study'miz ise bir yürüyen merdivenin geliştirme süresini azaltma üzerine RATP adlı bir firmanın çalışması. Çalışmalarındaki amaç zincir dişlilerindeki dinamik yükü hesaplama üzerine gidiyor. Adams üzerinde neler yapmışlar peki? Yürüyen merdivenin tahrik sistemini simüle etmek için Adams Machinery Chain modülü kullanılmış. 2 zincir, 2 zincir dişlisi, 4 kılavuz ve 210 adet eleman kullanılmış. 70 adım 4 kam üzerine 4 makara tarafından yönlendirilen 2 zincire bağlandı diyor. Yukarı hareket sırasında da insan simülasyonunu sağlamak için adımların geçici olarak yüklenmesi sağlandı. Yani belirli yükler zincir üzerine, bu yürüyen merdiven üzerine verildi. Sonuç olarak ise zincir sistemlerinin modelleme süresi önemli ölçüde azaltıldı.
%80 ölçüde bu sürenin azaltıldığından bahsediyor firma. Zincir ve zincir dişlisi üzerindeki dinamik yükleme doğru bir şekilde tahmin edildi. Testlerle çok yakın değerler aldığı söylendi. Geliştirme döngüsü bunların sayesinde kısaltılmış oldu. Sonuç kısmına geldiğimizde ise Adams Machinery kullanıcı için kullanımı kolay, ulaşılabilir bir çözüm yolu sunar. Nihai çözümü optimize etmek için sistem üzerinde birçok deneme yapılmasına olanak sağlar. Fiziksel test ve mühendis döngü süresini azaltır. Başta bahsettiğimiz avantajlarından olduğu gibi hem test kısmında hem tasarım kısmında hem mühendislik analizi hizmetleri kısmında bize büyük ölçüde zaman yönünden kazanç sağlar. Tasarıma olan güveni arttırır. Çünkü tasarım aşamasında da devreye giriyor bahsettiğimiz gibi ve garanti yükümlülüğünü azaltır. Son kısmımız burada sona eriyor. Teknik ve ayrıntılı bir sorunuz varsa ekranda gördüğünüz mail adresinden destek@biaf.com.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Gün içerisinde kesinlikle size yanıt veriyor ve sorunlarınızı çözmek yönünde ilerliyor oluruz. Şimdi iki kısa örnek yapacağız ve sunumumuzu noktalayacağız. Şu anda ekranım görülüyor mu? Bir chat kısmından yazabilir misiniz? Tamamdır, devam ediyorum. İlk başta bir rulman modeliyle başlayacağım ve Adams Machinery plugin'in Adams içerisinde nasıl kullanıldığından ve bu kadar bahsettim, çok kolay toolbox tarzında ilerliyor demiştim. Bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim. Adams içerisinde Machinery olarak ayrı bir sekme bulunmakta. Çünkü çok fazla eleman olduğu için bunların tek bir başlık altında toplanması zor olduğu için ayrı bir sekme oluşturulmuş ve hepsi için ayrı özel toolbox'lar oluşturulmuş. Biz bu modelimizde bir tane shaft oluşturduk ve bu shaft'ın kütle merkezi ile geometrik dönme merkezi yani inertia merkezi birbirinden farklı. Aralarında yaklaşık 5 milimetrelik bir fark var. Biz bunu modellerken ayrıca bir tahrik verdik buraya. Tahriğimiz de 3. saniyeye kadar 18.000 derece bölü saniye yani yaklaşık 3.000 RPM hızına ulaşmasını istiyoruz. Bu parçamızı, şaftımızı. Şaftımızı yere bağlamamız gerekiyor. Şaft rolünde parçamız, housing rolünde de ground'umuzun olması gerekiyor. Ben burada bearing ile bağladım. Adams Machinery bearing modelini kullanarak bağladım. Şu an modify ekranına gelirsem teker teker hangi aşamalardan geçtiğimizi ve modellemenin nasıl gerçekleştiğini, ne kadar kolay olduğunu görebiliriz. Joint kısmından basit kinematik ilişki sağlayabiliyoruz. Compliant kısmından dinamik ilişki sağlayabiliyoruz. Detailed kısmından da farklı firmaların sahip olduğu rulmanları modelleyebiliyoruz. Burada hızlı bir modelleme yapmak için kinematik ilişkiyi kullanıyorum ben. Sunumda çok vakit almamak için. Buradan sonrasında radyal değil, radyal thrust'ı seçiyorum. Tek yönlü bir harekete izin verecek şekilde bir bearing tasarlamak istiyorum, modellemek istiyorum. Next'e bastım. Dönme yönünü seçiyorum. Dönme lokasyonunu seçiyorum. Tekrardan next'e bastım. Shaft'ımı seçtim. Kırmızı parçam shaft'ım. Shaft'ımın döndüğü, etrafında döndüğü parça yani sabitlendiği housing parçası da yer yani ground'umuz. Sonrasında buraya da next dedim. Bu parçamızı oluşturduk. Oluşturduktan sonra hemen analiz koşturuyorum. Analizimiz tamamlandı. Analizimizi animasyonunu buradan izleyebiliyoruz. Gördüğünüz gibi zamana bağlı olarak hızımız 6000-3000 RPM'e çıkacak şekilde artıyor. Burada önemli olan
Sonuç bearing üzerinde okuduğumuz yükler aslında. Çünkü şaftımızın kütle merkezi geometrik merkezinden kaçıp ve dönme ile birlikte bu belirli yükler oluşturacaktır. Bunun için de prosesör ekranına geçiyorum. Ve request kısmında ben herhangi bir sonuç almadım. Onu da göstereyim. Herhangi bir ölçüm almadım ama otomatik olarak post-processor ekranında bearing request'i geldi bana. Sonuç okuma ekranı olarak geçiyor bu da items içerisinde. Buradan bearing üzerindeki yüklere otomatik olarak bakabilmekteyiz. Örneğin X yönündeki radyal yüklemeye, Y yönündeki radyal yüklemeye, bendingine ve X ve Y yönündeki bendinglerine bakabilmekteyiz. Bunlar otomatik olarak Adams bize çıktı olarak verebilmekte. Ve sonuç olarak da sonrasında bunun FFT'sini alarak frekans etkisine bakabilir. Ya da maksimum minimum kuvvetlerine bakabiliriz. Ayrıca çok basit bir şekilde söyledim ama bu modelleme yaptım ama şuradaki motion yerine bir motor atayarak burada bu şaftımızı 3000 RPM'de 3 saniye içerisinde 3000 RPM'e ulaşacak şekilde tahrik edebilmek için gerekli torku bulabiliriz. Ben şu anda motion atadığım için motion üzerinden de bunu ölçebiliyorum. Gördüğünüz gibi motion üzerinden de ölçtüğümde bu şekilde bir grafik elde ediyorum. Bunun kuvvet kullanımında yine aynı şekilde çıktı olarak görebiliyoruz. Kilowatt cinsinden. Nifton milimetre saniye cinsinden verilmiş. Bu kısım bu şekilde. Bir sonraki örneğimize geçiyoruz. Bir sonraki örneğimiz bir belt tensioner optimizasyon çalışması üzerine olacak. Gördüğünüz gibi bir belt tensioner'ımız var. Bu belt tensioner'ımızın nasıl atandığına dair sunum kaydı paylaşılacak. Belt tensioner'daki buradaki şaftlarımız bulunmakta 3 adet. Bu şaftlarımızın kaymasını yani beltimizin kayışımızın kaymasını önlemek için de burada bir tensioner'ımız bulunmakta. Bu tensioner'ımızın verdiği açıya göre yani şu düzlemdeyken şu düzleme doğru kaymasına göre uzunluğu değişeceğinden dolayı tensioner'ı tutan linkin bu kayışı belirli bir gergiye bindirecek halde. Biz bunun optimizasyon çalışmasının nasıl yapıldığını görmek üzere bir analiz yapacağız. Daha doğrusu analizlerin hepsi yapıldı, sonucunu okuyacağız diye. İlk olarak şundan bahsedeyim. Bu belt kısmında ne kadar kolay yapıldığından bahsedeceğim. Biraz önce oluşturduğum modelin belt ve pulley tensioner kısımları olmadan hali şu anda karşımızda. Biz buna machinery modülüne gelip yine aynı şekilde ilk olarak dişlilerini ekleyeceğiz. Dişlilerini buradan sırasıyla next next diyerek ekleyebiliriz. Tüm özelliklerini önceden kaydettiğim için ben buradan açıyorum. Ve sonrasında next diyorum ve özelliklerine bakabiliriz. Gördüğünüz gibi 3 boyutlu constraint ve 2 boyutlu olarak modelleyebiliyoruz dişlilerimizi buradaki. Pulleylerimizin kaç tane olacağını belirtiyoruz. Sayısını arttırdıkça buradan lokasyonlarını, genişliklerini, diameterlarını girebiliyoruz. Malzeme ataması yapıyoruz. Buna göre bir ağırlık ataması gerçekleşiyor. Bağlantılarını yapıyoruz. Yerle olan bağlantıları ya da başka bir parça üzerindeyse onların bağlantılarını yapıyoruz. İstediğimiz ölçümler varsa, sonuç olarak görmek istediğimiz ölçüm varsa buradan onları seçiyoruz. Sonrasında tensioner kısmına geliyoruz ve tensioner'ın özelliklerine giriyoruz. Malzeme özellikleri, bağlantıları. Sonrasında finish'e basıyoruz. Gördüğünüz gibi kayış dişli sistemindeki kayış makara sistemindeki makaralarımızı modellemiş olduk. Buradaki şu gördüğünüzde tensioner'ımız. Son olarak
Buna artık kayış şekli eklemesi yapacağız. Kayış için de buradan Create Belt seçeneğine geliyorum. Yine önceden kaydetmiş olduğum hızlı bir şekilde geçebilmek için yapıyorum bunu. Normalde hepsini teker teker girmemiz gerekiyor tabii ki. Kayış için özellik dosyasını açıyorum. Next diyorum. Yine burada 2 boyutlu, 3 boyutlu, 3 boyutlu non-planar, 3 boyutlu basitleştirilmiş ve constraint olmak üzere farklı şekilde tip seçebiliyoruz, metot seçebiliyoruz. Sonrasında geometrik özelliklerini kendimizin ayarlaması gerekiyor. Belt'in height'ını, rib height'ını, belt'in genişliği, rib'in genişliği, belt'in stiffness özelliklerini, geometri ve malzeme özelliklerini, kontak ve kütle özelliklerini bu ekranda giriyoruz. Sonrasında belt'in hangi düzene göre bağlanacağını seçiyoruz. Burada mesela bağlantı düzeni buradan başlayıp saat yönünde ilerliyor. Ondan dolayı burada seçimi de A, C, Tensioner ve B olarak seçtik. Sonrasında bu bağlantı sırasında belirledikten sonra Next diyoruz. Kaç tane eleman ile birlikte oluşturacağını, 200 tane segment ile oluşturacağını söylüyor Belt'in. Buna da Yes diyoruz. Biraz kasıyor burası. Çıktı olarak istediğimiz bir şey varsa bunları giriyoruz. Mesela burada şöyle bir güzel özellik var. Kayışımızın kaçıncı segmenti varsa bu segmentin bulunduğu yeri buradan hangi segmenti seçiyoruz ve o segment üzerinden özellik segment ve span request'leri alabiliyoruz. Şu anda öyle bir özellik almayacağımız için geçiyoruz. Kritik bir noktamız varsa mesela bunların oradan ölçümlerini alabiliriz. Sonrasında finish diyoruz ve gördüğünüz gibi kayışımız oluştu. Bunun analizi çok uzun süreceği için analizi yapmıyorum ve direkt sonuç kısmını videoya aldım. Videosunu sizlere izletiyorum. Gördüğünüz gibi kayış dönmeye başlıyor. Tensioner burada modeli bir saniye anlatayım bu arada. Burada tensioner birinci saniyeden ikinci saniyeye doğru saat yönünde 10 derecelik bir dönme sağlıyor. Bu 10 derecelik, 15 derece görünüyor şu anda. 15 derecelik dönme sırasında output shaft'ımız üzerinde oluşan aslında açısal değere ve tork değerine bakıyoruz. Bunu minimum seviyede tuttuğumuz durumlarda şu anda mesela açısal hızımız yok. Şuradan izlersek açısal hızımız yok output shaft'ımız üzerinde. Yani diş makaramız shaft'ımızın üzerinden geçiyor ama döndürmeye yetecek kadar gergin değil. Tensioner'ımız yavaş yavaş dönmeye başladığı anda kayışımızı gergi haline getiriyor ve bununla birlikte kayışımızda output shaft'ımızı döndürmeye başlıyor. Yani çıktı aldığımız, güç ürettiğimiz shaft'ımızı döndürmeye başlıyor. Burada aldığımız minimum değer de mesela şu anda 3 derecelik bir değer. Tensioner'ımızı 3 dereceye getirdiğimizde yavaş yavaş dönmeye başladığını görüyoruz. Daha yüksek bir dönme hızı istiyorsak ona göre tensioner'ın oradaki açısını otomatik olarak kendimizin optimizasyon parametresi olarak belirleyip hesaplamamız gerekiyor.